Herkese selamlar. Bugünkü incelememde Pulsar'ın yeni çıkardığı yeni ürünler olan Sleeve'ler, Microbungee ve daha satışa çıkmamış olan Superglide V2 cam sıkı tezlere ufak bir bakış yapacağım. Daha önceden Sleeve nedir, ne işe yarar diye bir video yapmıştım. Aslında FPS oyuncusuysanız hareketlerinizi rahatlaştıran, sanki e-sporcuymuşsunuz gibi hissettiren çok basit bir malzeme aslında. Kısaca faydası, kolunun mousepad'i sürterken diriyle mousepad teması yerine kayganımsı kumaş bir malzemenin mousepad ile pürüzsüz bir rahatlık sunması. Bu da hareketlerimizi rahatlaştırıyor. Bir diğer faydası ise derimiz mousepad'e ölü deri bırakarak aslında mousepad'in ömrünü kısaltabiliyor. Bunu kullanarak bunun önüne biraz da olsun geçiyorsunuz. Pulsar'ın bu yeni Sleeve'lerine baktığımızda her boyda, her uzunlukta, hatta istersen eldiven bile yapmış adamlar. Ben klasik tipte bir uzun bir de kısa istedim. Aslında şu eldivenli olayı bayağı merak ediyordum ama bana pek kullanışlı gelmedi. Özellikle şu yaz aylarında takmasa tam eziyet olurdu. Değişik bir kumaş yapısı var ve ince yapıda olduğu için diğer Sleeve'ler gibi sıcaktan bunaltmıyor. Bu en önemli gördüğüm detay oldu. Yine klasik olarak bir tight kumaşına benzetebiliriz. Ama benim daha önceden satın aldığım bu Sleeve'e pek benzemiyor. Bu Pulsar'ınkiler çok daha rahat ve ferah. Boyut olarak en büyük large olarak yapmışlar ama large bile küçük. Yani resmen adamlar Asya pazarına göre beden yapmışlar. Benim kollar normal yani. Hani bir süredir spor yapmıyorum. Spora tekrardan başlasam bana olmayacak gibi duruyor. Aslında olur. Esnek bir şey sonuçta ama sıkma yapıp rahatsız edebilir. Bu Sleeve'ler her mousepad ile güzel gitmiyor, onu fark ettim. Mesela Freefall SV Base gibi mikro dokumalı pürüzlü mousepad'ler ile kullanılmıyor. Böyle kaymıyor resmen, bana ekstra zorluk yaratıyor. Avantaj yerine dezavantaj verebiliyor diyebilirim. Ama Lamzen Ergon gibi pürüzsüzümsü kumaşlarda veya Blade X gibi veya QCK gibi kumaşlarda çok rahat oluyor. Ayrıca Sleeve kullanmayı cam mousepad'lerde ve Blade Y gibi mousepad'lerde kesinlikle kullanmayı tavsiye ediyorum. Ekstra bir bonus sağlıyor. Yoksa bu tarz mousepad'lerde kolunuz yapışabiliyor. Sleeve kullanmayı ben tavsiye ediyorum. Her ne kadar tavsiye etmeme rağmen sürekli kullanmasam da kullandığım zaman da psikolojik olarak daha iyi oynuyorum hissi veriyor. Şimdi çeşitlerine bakalım. Bir de şu fiyat konusuna gelelim. Fiyat konusu biraz üzücü. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz abi. Yani dolar kuru mahvediyor bizi. Yani şu ne kadar yapıyor bak. 390 lira yapıyor. Vergisini ekle neredeyse 600 lira bak. Kargosu vergisi 600 lira. Şimdi Pulsar'ın sitesi üzerinden sanırım alışveriş yapılmıyordu diye hatırlıyorum ama yani şimdi kesinlikle bu Amazon'a da düşer. Amazon üzerinden kesin satın alabiliriz. Pulsar resmi olarak Amazon üzerinden satabiliyor. Eğer zaten eklerlerse ben bir şekilde aşağıya linki koyarım. Şimdi fiyatı geçtik. O zaten canımızı sıktı. Burada çeşitlerine bakalım. Yani yine bir şekilde alırsanız. Bakın bu long olanı, tamam mı? Bu biraz dirseğin üzerine geliyor. Bence çok daha rahat. Ben kısanın daha güzel olacağını düşünüyordum ama kısa bence o kadar rahat değil. Yani biraz absürt duruyor. Evet rahat ama absürt duruyor. Sonra şöyle bir şey yapmışlar abi, bak eldivenle birleşiyormuş gibi. Bir eldivenli gibi düşünün. Sonra bir de bunun kısası var. Eldivenlinin kısası. Eldiven artı parmaklı var. Yani bu full komple set yani bu da. Bir de böyle parmaklarının kısası var. Bir de sadece düz eldiven olarak var. Bu nasıl bir şeydir bilemiyorum ama bence kışın güzel olabilir bu. Aşağıya da bir ölçü tablosu koymuşlar arkadaşlar. Buna göre kendi bedeninize uygun alırsınız. Zaten bir medium var, bir de large var. Large dediğim gibi bana biraz küçük geldi ama hani yurt dışındaki diğer incelemelere baktığımda daha böyle kalabalık adamlar medium'da daha rahat etmiş mesela. Anlamadım yani, bence large bana bile biraz küçük geldi gibi diyebilirim. Şimdi şu Pulsar Microbungee'ye bir göz atalım. Baya böyle küçük duruyor. Adı üzerinde Microbungee. Gayet güzel bir ürün olmuş. Böyle minimal olması ve öyle kaba durmaması gayet güzel bir olay. Mesela burada normalde bir Zovicam'da 2 bungee'm var benim. Bu masaya koyduğum zaman böyle bir kaba bir duruşu oluyor. Evet çok da kaba değil ama hani yine de bunun yanında baya kaba duruyor. Aynı işlevi görüyorlar. Yani bu da mouse'un kablosunu kaldırmaya yarıyor. Bu da aynı işe yarıyor. Ama baya güzel olmuş ya. Hani belli bile olmuyor. Monitöre yapıştırıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde kullanım sunuyor sizlere. Şimdi şu Pulsar Superglide V2 skatezleri bir bakış yapalım. Şimdi bu Pulsar X-Lite Wireless için gelmiş bana ama elimde Pulsar X-Lite Wireless olmadığı için tam deneyemedim. Ama yine de yüzeysel olarak farklarını görebiliyorum. Mesela burada benim X2 üzerinde Pulsar Superglide V1 skatezler var. Daha parlak bir yüzeyi var V1'lerin ama V2'lerde biraz daha matlaştırılmış bir yüzey var. Bu da kullanım ömrünü arttırdığını söylüyorlar. V2'de mat bir yüzey olduğu için biraz daha sesi artmış aslında. Biraz daha sürtünme sesi gelebiliyor çok hafif bir şekilde. Ama V1'de böyle ses gelmiyordu. Ama kayganlık açısından baktığımızda sanki V2'ler biraz daha kayganmış gibi, çok daha rahatmış gibi geliyor bana. Ama yine de psikolojik olabilir. Mouse üzerinde deneyemediğim için dediğim gibi tam bir şey söyleyemiyorum. Eğer olur da V2 skatezler başka bir elimde olan mouse için gelirse zaten adam akıllı bir testini yapıp incelemesini de yaparım sizlere.